Bir kişinin ilk başta öğrenmiştim bunu. Öğretenden de Allah razı olsun, kulaklar çınlasın. Dedim ki hani ona soruyorum, buna soruyorum. Hepsinde bir tuhaflık görüyorum. Yani olacak iş değil. Eğer dedi konuştuğun kişide Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i görebiliyorsan, yani onun sünnet-i seniyesinde ona uygunsa dinle. Değilse isterse 3 metreye bağdaş kurup havada oturuyor olsun, uzaklaş yanından dedi. Ve ne kadar önemli bir şeymiş. Ve gerçekten ben 3 metreye bağdaş kuran biriyle de karşılaştım. Ama sünnet-i seniyeye uymuyordu. Anda terk ettim. Şimdi orada halbuki insana çok hoş geliyor böyle egzantrik şeyler. Yani kapının arkasını göreceğim, yatay geçiş yapacağım, yatay geçiş derken uçuş demek istiyorum vesaire. Neler var piyasada? Şimdi burada gençler bir arayış içinde. Ben Türkiye'de ilk başlarda Müslümanları gördükten sonra dedim ki ya ben gidip Almanya'da tebliğ yapayım. Yani tebliğ önemli bir şey ama benim imanımdan önemli değil. Kolejden bir arkadaşım, kulakları çınlasın, belki izler. İlk başta çok tepkiliydi. Ha o şey, daha önce anlatmıştım. Başını ellerinin arasına alıp da şey diyen, hani her türlü saygı duyardım ama buna saygı duymam diyen iş adamı. Yıllar sonra benim ofise geldi. Ofiste de ben hakikaten neredeyse sadece Kur'an çalışması yapıyordum benim odada. Geldi, tabii o genci kapattım, sohbet. Ya dedi, öyle sıkıntıdayım ki dedi. Huzur bulamıyorum. Maddi durum çok iyi. Yani fabrikaları falan var. Huzur bulamıyorum. Sonra sana bakıyorum dedi. O sırada benim tam tersine işler ters gidiyor. Ve bir tane de şey diyor ki kulakları çınlasın. Zır ateist olup da hamdolsun iman eden. Salim farkında mısın diyor. Sen iman etmeden önce işlerin çok tıkırındaydı. Yani neyi tutsam altın oluyordu. Hakikaten öyleydi. Müslüman olduktan sonra düşündüm, hiç o güne kadar düşünmemiştim. Haklısın ya dedi. Gerçekten öyle oldu. Elhamdülillah dedim. Demek ki buymuş güzel olan. Neyse o arkadaş geldi dedi ki bakıyorum sana dedi. O da biliyor işler vesaire falan. Ben dedi kıskanıyorum ama dedi okumaya da korkuyorum dedi. Karar senin dedim. Bir şeyler söyledim. Ya bak dedi böyle şey söyleyip beni korkutuyorsun. Hayır dedim. Ömrüne bilemeyiz. Bak bizim akranlarımızdan bazıları öldü. Yani ölüm şey yok ki şu kadar sen yaşayacağım. Olsun. Hani 60'ında giderim hacca. Durdu. Gel seninle bir anlaşma yapalım dedi. Nedir dedi. Ben de ofiste tek başımayım. O sırada ayrıyım, tek başıma yaşıyorum. Ben dedi 3 tane şey göndereceğim sana, manken dedi. Ne için dedim. Ofisin müsait ya dedi. Ofisin bir odasını ver, onlar kalsın dedi. Siz dedi ofiste bir hafta kalacaksınız dedi. Eğer dedi sen hala kendine koyduğun yani İslami kurallar dışına çıkmıyorsan dedi. Ben de gelip iman edeceğim dedi. Bu ikinci tuhaf teklifti. Dedim ki elhamdülillah hani değişmeyeceğimi biliyorum ama kendimi niye zorlayayım senin imanın için? O senin problemin. Bir başka arkadaş da şeyi sormuş, cinler var mı? Var. Ne yaparlar? Dedim benim konum değil ama hani şunu yapar. O da meşhur bir yönetmen bu arada bunu soran. Dedi ki Salim abi eğer dedi bana dedi cinlerin var olduğunu, yani mesela dedi, şu şey ortada kalem kalksın şuraya gitsin falan gösterirsen ben iman edeceğim. Dedim ki bu çok zor değil aslında, hani bunları yapan biri bulunur da böyle bir şeyle ilgilenmek bile benim imanımı tehlikeye düşürebilir. Zararlı olur. Sen iman edeceksin diye ben kendi imanımı niye zarara sokayım? Hani anlatmaya varım, her soru için saatlerce konuşmaya varım ama kendi imanımı niye tehlikeye sokayım?